Buna perhiz, buna lahana turşu. Parmak boyama yapıyor gibi makyaj yapıyorum gerçekten. Evet, kırışık tişörtüme de çok iyiyim şu an. Italo Calvino'dan Palomar. Başım ağrıyor, şey böyle çok kötüydü. Keşke dondurma yeseydim bu arada. Hiç aklıma gelmedi. Evet dostlar, bitik bir haldeyim. Yoruldum. Bu zaten bu dersten şöyle bir detay var. Bu dersten zaten ben büyük ihtimal kaldım. Sınavım ne kadar kötü geçtiğine bağlı. Saçımı kestirebilirim en an. Akşamına da eve dönüp ödev yapacağım. Yani mezuniyet falan bir fotoğraf çekeyim. Ha, yanlış anlaşmışlar ki ben mezun olmuyorum. Selam. Final haftasındayız. Açının çok saçma sapan olduğunu biliyorum ama stajımı tamamladım yani bugünlük. Bilgisayarımı kapattım. Şimdi hazırlanacağım ve okula gideceğiz. Şimdi yüzümü şöyle ay çok eğleniyorum bu muhabbetle ya. Şu sabunla yıkayacağım. Bu bir yüz sabunu. Badecanlar markasının yüz sabunu. Reklam değil bu arada. Ha, ben kullanıyorum diye. Bunu söylemek zorunda mıyız her seferinde? Bilmiyorum ki. Bunu normalde galiba gözümü şey yapmamam gerekiyor. Ama şöyle alayım size yine. Ama maalesef ki ben yüzümü foşu foşu dikkat eden bir insan olduğum için yine gözüme kaçırdım sabunu. Ve gözüm yanıyor şu an. Şimdi sıradaki bakımımızın sıradaki şeyi odaklayacağım mı acaba? Artık yine gözükmediyse yapabileceğim hiçbir şey yok. Bundan şöyle yapıyorum bu arada. Bu turunçgil diye bir serum. C vitamini serum aslında. Burada önemli bir noktamız var arkadaşlar. Bu serumları falan filan yüzünüze değdirmeyin. Çünkü tekrar malzemenin içine girdiği için bakteri üremesine çok ve ürünün de bozulmasına sebep veriyor. Ben genelde avucuma bundan iki damla damlatıyorum. Daha sonra parmağımı alıp yüzüme yediriyorum. Genelde bunu yüzüm ıslakken sürüyorum. Çünkü badecanların ürünleri genelde çok konsantre oluyor. Ve aslında çok fazla su bulunmuyor içinde. Böyle cildim ıslakken uyguladığımda daha kolay ve daha iyi uyguluyormuşum gibi hissediyorum. Bilmiyorum, burada kendimi de kandırıyor olabilirim. Ama sonuç olarak bence daha rahat sürülüyor. Öbür türlü çok yoğun kalıyor yüzümde. O da beni rahatsız ediyor. Şimdi bunun emilmesini bekleyeceğiz. Güneş kremi. Orada bir giyinirim. Artık ben güneş kremini sürerken görüşürüz. Bu arada deodorant. Orantta da yine badecanlar. Badecanlar reklamına döndü. Video farkında mısınız? İstemeden oldu bu arada. Badecanların şöyle bir koltuk altı şey diye bir şey var. Şöyle. Hadi odaklayabilirsin, yapabilirsin bunu. Bu Greyfurt nane olması lazım. Aynen, bu aktif deodorant. Daha böyle kokuyu falan da daha iyi engelliyor. Bir de aktif olmayan var. Onu daha böyle evdeyken falan kullanıyorum. Dışarı çıkmayacağımda kullanıyorum ama şimdi hem hava çok sıcak hem de sınava gireceğim için ecel terleri dökeceğimi de düşünmemiz lazım. Ona göre o yüzden aktifi kullanacağım ve bana asla odaklamamış. Çok iyi. Evet, şimdi biraz emli gibi sanki. Çok emmeyince, böyle fazla sürünce bazen bu C vitamini falan üstüne özellikle güneş kremi sürmek çok acayip darlıyor beni. Zaten güneş kremini genel böyle yapısını da sevmiyorum. Yani şeyden dolayı cildimi boğuyormuş gibi geliyor. Ben zaten o yüzden fondöten falan su kullanmayı da sevmiyorum. Çünkü ben çok terleyen, çok çabuk darlanan bir insanım. Yani çocukken de bana boğazı kazak giydirdiklerinde falan da acayip darlanırdım. Benzer işler. Niye bu zoom yapmış bana? Görürsünüz, ben giyinip güneş kremi sürmeye geleceğim. Birazdan bir de yanıma alacağım kitabı seçmem lazım. Saçımı tarayayım. Saçımın şöyle eski boyadan kaldığı için saçımı taramadan önce mutlaka bir şeyler sıkıyorum. Çok karışıyor çünkü. Eskiden saçım böyle değildi bu arada. Kesinlikle değildi yani. Çok değişti. Yapısı boyadıktan sonra. Normalde olsa bu arada sınavım akşam 5'te. Normalde olsa bu kadar önce gitmem. Şu an saat 1 falan herhalde. Ama
okulun biraz ücra bir yerinde olduğu için sınavım. Gittiğimde yer bulabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bu riski alıyorum. Yoksa evde ders çalışmaya devam ederdim. Evet, kırışık tişörtümle de çok iyiyim şu an. Neyse. Hadi gelin kitap seçelim. Şöyle yapacağız. Hey Siri, can you choose a number between 1 and 25? 8 geldi arkadaşlar. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ne acaba? Nazlı bir saniye canım. Italo Calvino'dan Palomar. Kitap Ruletimizin ikinci kitabı. Bir öncekini bu arada Deniz'e seçtirmiştim. O yüzden orada şeyim yoktu böyle... Random numara istememe gerek kalmamıştı ama Deniz evde olmadığı için şimdi böyle yaptık. Ne yapıyor? Şunu da söyleyeyim hemen arada. Rulet'in ilk kitabı Sessizlik Oteli oldu ve Deniz seçti onu. Onu da geçen gün bitirdim. Dün değil, ondan önceki gün bitirdim o kitabı da. Nasıl bir şeydi? Yani tokatladı. Vallahi tokatladı yani kitap. Başlangıçta ara ara böyle şey oldum yani. O kadar sade bir dil kullanılmış ki. Şey yapıyor böyle hani. Bazen lafı dolandırmadan açık açık bir şeylerin söylenmesi hiç yumuşatılmaması böyle olayın ağırlığını arttırır ya. Yani çünkü böyle fikrini alıştıra bir şeyler anlattığı zaman insanlar biraz daha şey oluyor. Yani yavaş yavaş sizi o noktaya getirmiş oluyor ama bazı şeylerde insanın tokat gibi çarpması gerekiyor gerçekten. O ani farkındalığı yaratan bir kitap, öyle söyleyeyim. Hayatta kalmak istemeyen, öyle söyleyeyim. Nasıl bunu YouTube'da nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Böyle bu tarz bir şeyde daha önce konuşmadığım için. Hayatta kalmak istemeyen bir abimiz var. İşte hayatıyla ilgili doğru sandığı bazı şeylerin, çok önemli bir şeyin yanlış olduğunu öğreniyor. Ve burada bir kimlik bunalımına sebep oluyor bu. Hayatının ne yapacağına dair çok bir fikri yok falan. Sonra kalkıyor gidiyor. Hayatını sonlandırmak üzere aslında. Bir yere tatile gidiyorum diye çıkıyor. Ve orada yani yanında böyle alet çantasıyla gidiyor. Çünkü hani matkapla tavana ip asabileceği bir şey yapacak. Siz anladınız beni bence şu an. Onun için böyle yanında eşyalarla gidiyor. Böyle malzemelerle gidiyor. Onun dışında yanında kıyafet bile yok. Doğru düzgün hiçbir şey yok. Herkese şüpheleniyor. Yani bu adam buraya niye geldi? Ama daha çok gittiği yerde yeni savaş bitmiş. Hala etrafta mayın var. Hala sokağa çıkma yasağı var belli bir saatten sonra falan. İnsanlar çok anlam veremiyorlar. Ama sonra oradaki insanlarla bağ kurmaya başlıyor. Ve değişikti. Ya adamın içinde tam olarak böyle hani bir şeyler veriyor bize kitap. Bir takım yani bir yere kadar böyle bir sebep sonuç ilişkisi kurabiliyorsunuz. Ama bir yandan da şey de hatırlatıyor size hani her şeyin bir sebebi olmak zorunda değil. Yani bu kadar her şeyi temellendirmek zorunda da değiliz. O yüzden böyle bir değişikti. Kitapla ilgili çok ne düşüneceğimi bilemiyorum. Biraz ağır bir kitap barındırdığı şeylerden dolayı. O yüzden trigger warning ile okunması gerektiğini düşünüyorum. Göç, savaş, intihar bunlar çok sıklıkla geçen ve zaten ana teması bunlar kitabın. O yüzden eğer bunlarla ilgili bir şeyler okumak istemiyorsanız ya da okumaya hazır değilsiniz ya da sizi triggerlayabilecekse yani hazır olduğunuzda okuyun Sessizlik Oteli'ni. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap ama sizin canınızı sıkmanıza ve triggerlanmanıza da değeceğini düşünmüyorum hiçbir şeyin. Kitap ne kadar güzel olursa olsun. O yüzden onu da söylemek istedim. Onun dışında kadınlara dair ve kadınların bir toplumun üstündeki etkilerine dair güzel şeyler de anlattığını düşünüyorum. Sessizlik Oteli de güzeldi yani. Rulet'in kitabı iyiydi bayağı.
Kandil'e gel. Bugün ertesi gündeyiz bu arada. Dün akşam hava çok sıcaktı dün ya. Hava o kadar kötüydü ki dün. Gerçekten sınavdan sonra eve döndüm de kendime gelemedim. Kendime gelemeyince bütün akşam Big Bang Teori izledim. Zaten sınavdan çıkmıştım. Yani zihnen de çok bir şey yapacak halim yoktu. Sabah zaten stajdaydım. Çıktım, okula gittim. Yani alev alıyordu gerçekten. Alev alıyordu dışarısı, yani nasıl bu kadar sıcak olabilir bilmiyorum. Bu arada hani Ankara'da gördüğümüz ekstrem bir sıcaklık değildi. Ama o kadar uzun zamandır havalar serin gidiyor ki, bir de bizim ev şansa serin. Çünkü yani normalde kış için kötü ama yaz için iyi olan bir cephede. Çok güneş almıyor, direkt güneşi görmüyor. O yüzden evin içi serin. O yüzden evden çıkarken de tam olarak mevsime ve havaya uygun giymemişim aslında. Bir tık kalın giymişim, pantolon yerine böyle şort falan giyseymişim daha iyi olabilirmiş. Maalesef ki yanlış seçimler. Bir de ben hiç böyle sıcağı falan da kaldıramıyorum. Gerçekten bayılacaktım artık sıcaktan. Böyle başım falan ağrıdı bütün gün ve bir duş falan aldım yatmadan önce. Anca ısımı regüle edebildim yani. Çok saçma bir gündü sınav. Beklediğim gibi geçti bu arada. Çok net yapacağım bildiğim iki soru vardı. Onları yaptım. Diğerlerine bir şeyler yaptım ama artık hayırlısı. Sonra akşam Palomar'a başladım. Palomar gerçekten şey bir kitap değilmiş bu arada. Hani tamamen rulette denk geldiği için devam ediyorum şu an. Hani rulette denk gelmemiş olsa, rulette yani bilsem böyle bir kitap olduğunu rulette de dahil etmezdim. Böyle bir döneme de dahil etmezdim. Neden? Çünkü kitap çok güzel ama çok yoğun betimlemeleri var. Çünkü Italia Calvino Palomar'ı birazcık şey yazmış böyle. Hayal ettiği şuymuş yazmaya başladığında. İki tane ana karakter olacak. Biri gökyüzüne daha güzellikleri, daha ufka bakan ve dünyayı o gözle gören, o olayları bu bakış açısıyla değerlendiren bir karakter olacakmış. O Palomar. Bir de bir tane daha karakter olacakmış. O da daha dünyanın çirkinliklerine, içine derinliklerine doğru bir bakışa sahip olan biri olacakmış. Ve aslında onların diyaloglarından oluşacakmış kitap. Ama yazmaya başladığında Palomar'ın ikisini de barındırabileceğini, aslında ikisi birden olduğunu fark etmiş. O yüzden ikinci karakteri çıkarmış. Yalnız bu kitap öyle öylesine okunacak bir kitap kesinlikle değil. Hani Italo Calvino seviyorsanız zaten şüphesiz okuyun. Hiç şüpheye yer kalmadan önerebilirim bu kitabı ama yorucu bir kitap biraz. Zor okunuyor, zor ilerliyor. Üstüne düşünmek istiyorsunuz. Yani bazı şeyleri ben çok böyle hani not alıp üstüne bir şeyler yaza yaza düşünmek ve öyle okumaya devam etmek istedim. Ama öyle bir enerjim yoktu açıkçası. O yüzden okumaya devam ettim ve büyük ihtimalle kitabın bir kısmını kaçırdım. Öyle hissediyorum. Yani o kitapta okuduğum her şeyi işleyebilecek kadar güce sahip değildim okurken gece. O yüzden çok bir verim alabildiğimi düşünmüyorum kitaptan. Ama yani anlayabildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla bence gayet güzel gidiyor. Son bir 30 mu 20 sayfa mı ne kaldı? Aynen 20 sayfam kalmış. 99 sayfa kitap. Ama kesinlikle böyle bir 200-300 sayfayı yarım saatte okudum gibi hissettirdi dün akşam. 78'de mi 79'da mı neyim kitapta. Ama yani o 70 sayfalıyı da böyle 2 saatte falan okudum herhalde ki normalde ben yani canlı yayınları gibi daha böyle kısa sayfaları olan Yapı Kredi'nin biraz daha şey ya boyutları. Daha uzunlamasına ve daha dolu dolu sayfaları var ya. Normalde canlı yayınları gibi yayınların bastığı o tarz mizampaj diyeceğim. Mizampaja sahip kitaplarda bir dakikanın üstüne çıkmıyor bir sayfayı okumam. Ama burada böyle 2-3 dakika en az sürdü bir sayfayı okumam ve şey böyle hani normal okuyorum, düşünüyorum, sonra bir yer geliyor, bir şey söylüyor, sonra geri dönüp tekrar böyle bir o kısmı tekrar beraber değerlendirmek istiyorum falan. O yüzden inanılmaz uzun sürüyor. Şimdi işte saat kaç söyleyeyim size? 1:40. Biraz Big Bang Theory izledim yemek yerken. Şimdi kitabımın son 20 sayfasını okuyacağım. Büyük ihtimal biraz uzun sürecek o. Ondan sonra da bir minik ara veririm bu kitaptan da. Zihnen yorulacağım büyük ihtimal çünkü.
Sonra işte evde yapılacak birkaç bir şey var. Çamaşır falan atacağım. Ders çalışacağım. Ama yani ders çalışmam bugün çok şey olacak. Yani şu an işte şöyle düşünüyorum. Bir saate kitabı ayırdım. Biz kitaptan sonraki zihnen dinlenmemi ayırdım diyeyim. Bir yarım saat falan işte evde birkaç bir şeyle ilgileneceğim. Hadi 20 dakika olsun, 20 saat 1.40 olduğu için yuvarlak. 2.40, 3'te ders çalışmaya başlayacağım. Akşam 7 gibi belki, hani 7-8 gibi Deniz gelir. Orada bir yemek yeriz. Belki yemeği yaparım ya. Yemek yapsam mı acaba? Yemek yapayım bugün. Sıcak çarptı beni galiba. Başım ağrıyor, şey böyle. Uf, çok kötüydü. Keşke dondurma yeseydim bu arada. Hiç aklıma gelmedi. Neyse yani. Bugün planım öyle. Bugün bir sınavım yok. Yarın öğlen bir sınavım var. Ne kadar süreceğine dair sınavın hiçbir fikrim yok. Bir de sınavı bazen iki section yapıyorlar. Çünkü sınava bilgisayar labında girmemiz gerekiyor. Kodlama sınavı. Ama section, yani dersi alan çok fazla insan var ve bizi bir yere sığdıramıyorlar. Öyle olduğu için de işte atıyorum 1.30'da bir grup giriyor. O gruba böyle telefonları melefonları verilmeden önce işte onlar sınıftan çıkıyor, biz giriyoruz falan gibi oluyor. Onu nasıl olacak, nerede gireceğim sınava, onu da bilmiyorum. Bir de yani taksi bulmak da problem şu an. Sınavlar olduğu için herkesin bir de sınavı aynı saatte. Normalde şimdi şey gibi düşünün bunu, şöyle açıklayacağım. Yani dün işte sınava gideceğim ama şey böyle sınavım 5'te, ben 2 gibi falan oradaydım. Bir çeyrek gibi evden çıktım yanlış hatırlamıyorsam. Arıyorum arıyorum, meşgul çalıyor ama şey diye düşündüm. Hava çok sıcak, dışarı çıktığımda anladım onu. Ve dedim ki yani ben bu sıcakta otobüsü beklersem beni sıcak çarpacak. Çünkü biliyorum yani kendimi. İşte o sıcak beni her türlü çarptı çünkü taksi yoktu. O yüzden beklemek zorunda kaldım bayağı. Hani orada otobüs de yoktu. Çok kötü denk geldi yani. Yani otobüs gelse otobüse bineceğim. Dolmuş gelse dolmuşa bineceğim. Taksi gelse taksiye bineceğim. Hiçbiri geçmiyor. Öyle bir zaman dilimine denk geldi. Bir de yani o saatte mesela taksinin yoğun olmamasının sebeplerinden biri de şey. Bizim okulda sınav saatleri şöyle ayarlanıyor final döneminde. Sabah 9'da oluyor. Öğlen 1.30'da oluyor. Bir de akşam 5'te oluyor sınavlar. Bu 3 saat bütün okul için ortak ve herkesin sınav saatleri bu saatlerde başlıyor. Öyle olunca da ve bizim mahallenin çoğunluğu da ODTÜ öğrencisi olduğu için bu insanlar sınava giderken haliyle taksiyle, atıyorum eğer geç kalıyorlarsa, acele ediyorlarsa bütün taksiler gidiyor. O yüzden hiçbir şey yoktu. Ve yani otostop sırası da çok uzundu. Mümkün değil yani. Bir de yarınki sınavım benim de 1.30'da. O yüzden ona böyle sabah erken gitmeye falan çalışacağım. Ama mesela 9'da çıkmam yine başka sınavın saatine denk geldiği için. Böyle 10 gibi falan çıkarım büyük ihtimalle. Bilmiyorum nasıl olacak. Sınava nerede gireceğimi de bilmiyorum. İlk yani 1.30'da mı gireceğim, 3.30'da mı gireceğim sınav, onu da bilmiyorum. Zaten 3.30'da deyince bile hani herkesin hazırlanması etmesi falan, bilgisayarın hazırlanması, en erken 4'te başlar o sınav. İkincisi de güzel ama kafam kalmadı. Final döneminde okunacak bir kitap hiç değilmiş ama başladığım için de bitirmek istiyorum. Kesinlikle Palomar benim daha sonra tekrar okuyacağım bir kitap bu arada. Çünkü dediğim gibi şu an her şeyini anlayabildiğimi düşünmüyorum. Üstüne bir de daha böyle not ala ala, daha tartışa tartışa okunsa daha güzel olacak bir kitap gibi. Sanki böyle yani bir kitap kulübüyle okunsa, şurada böyle demişti, burada da böyle demişti diye incik incik böyle yani güzel olur. Neyse artık kitabımı okuyorum. Çok konuştum yine, azıcık şöyle böyle oldu şöyle oldu diye bir şeyler anlatacaktım. Bir ton konuştum. Neyse ben Palomar'ı bitireyim. Sonra hatta yeni bir kitap seçelim. O kitabı da seçtikten sonra suda söylemem lazım. Öyle işte birazcık böyle bugün evdeyiz. Bugün dışarı çıkmayacağım. Dünkü sıcaktan sonra bugün evden dışarı adım atmayı düşünmüyorum. Planlarım bu şekilde. Görüşürüz. Ben bu kitabı bitirince neler düşündüğümü de anlatacağım. Yağmur yağsa da bari hava rahatlasa ya gerçekten. Evet dostlar, bitik bir haldeyim.
Yoruldum ve sürekli bilgisayara bakacağım zaman böyle mavi ışık kurumu artık ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama bir tane gözüm vardı, ona takma yapmışım. Şu an gözlerim berbat durumda. Saat 2:30'a geliyor. Yarın 1:30'da sınavım var. Hala sınava nerede gireceğimiz belli değil. Şimdi yatacağım. Biraz zihnimi boşaltmaya çalışacağım. Azıcık kitap okuyup sonra uyurum. Sabah da böyle bir en geç kaç gibi diyeyim? Yine 9 gibi 10 gibi falan uyansam iyi olur. Çünkü böyle sınav önce bir duş almak ve sonra birkaç bir şeye daha bakmak istiyorum. Şu an halim kalmadı gerçekten. Bakalım dostlar nasıl olacak. Ya bu zaten bu dersten şöyle bir detay var. Bu dersten zaten ben büyük ihtimal kaldım. Yani finalde ne yapacağımdan bağımsız olarak şu an halihazırda kalmış olabilirim bu dersten. Hayat ve ODTÜ. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yaz okuluna ders açılacak büyük ihtimalle ve yazın sıcağında okula gidip gelmem gerekecek bunun için. Nasıl olacak göreceğiz bakalım. Yani çok umudum var mı? Yok. Bir şeylere baktım. Baktıklarımı da anladım bu arada. Orada bir problemimiz yok. Ezberledim de hatta neredeyse kodları. Temelde ne yaptığımızı anladım. O yüzden algoritmayı kurarım. Neyi kullandığımızı da biliyorum. O yüzden bunlar baktıklarımdan bir şey gelirse yaparım. İşte bir iki bir şey daha bakmam lazım. Onlar da olursa bir umut belki geçerim ya. Artık DD'ye bile okeyim bu dersen. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu ders bölümün bölüm sonu canavarı gibi bir ders. Bu ders dördüncüye alan da var bu dönem. Bizim bölüm 60 kişi normalde her sene. Ama bu dersi bu dönemin başında kaçtı? 140 kişi falan alıyordu galiba. Bir kısmı bıraktı dersi. Öyle bir ders yani dostlar. O yüzden çok da üzülmüyorum. Yani tatsız. Ama çok da yapacak bir şey yok. Biraz dersin nasıl çalışılması gerektiğini bu ders üzerinde biraz geç anladım. O birazcık problematik oldu. Yani ilk sınavdaki gibi, yani şöyle söyleyeyim, ilk sınavdaki konulara ikinci sınava çalıştığım gibi çalışsaydım büyük ihtimal şu an kalmıyordum bu dersten. Ama onu nasıl yapacağımı anlamam da vaktimi aldı. Ezber yapmakta çok zorlanıyorum çünkü ve birçok şey ezberlemek gerekiyor. Formülleri falan. Pratik yapmak, nerelerde hata alabileceğinizi görmek de önemli. İşte bana biraz geç geldi. Bu update geç geldi bana. Ama neyse, sonuçta bir daha ders alacağım zaman şu an zihnen çok daha hazırım. Yani bu dönem hiç hazır değildim bu derse zihnen bence. Bazı şeylerin zamanı oluyor ya. Bazı derslerin öyle zamanı oluyor gerçekten. Olmayınca olmuyor yani. Ama elbet mezun olacağız. Mutsuzluğa düşmek yok. Tabii yarın görüşürüz artık sınavda. Şeyi buraya ekledim mi bilmiyorum. Yakınlıklara başlayacağım Müslü Kaldıvel'den. Kitabı seçtim ama devam edemedim. Bir de şöyle bir tatsız bir şey oldu. Ben kitabı okumaya başladım. Şeyi Palomar'a devam ettim. Palomar'ı okurken ara ara uyuyakaldım. En son kitabı bitirdikten sonra komple uyumuşum. Akşam Deniz aradı, öyle uyandım. Bir de çok güzel yağmur yağardı. Acayip böyle şimşekler, yıldırımlar bir şeyler oldu. Onları çektim, belki onları da koyarım. Hafta sonu mezuniyet çekimi var. Mezuniyet işte konvoyu var bizim bölümün. Bütün arkadaşlarım bu sene neredeyse ya da önümüzdeki dönem tek yani ara dönemde mezun olacağı için onlarla bir katılacağım. Fotomoto falan çekilmeyeceğim. Sonra akşam yine ödev yapacağım. Yani mezun olma hayalleri. Bazı şeyler zor. Saçımı mı kestirsem acaba fotoğrafı şeyden önce? Sınavım ne kadar kötü geçtiğine bağlı. Saçımı Hey Siri, choose a number between 1 and 23. Okay. 20. Bakalım neymiş. Oley, oley. Bir problemimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bugün cuma, yakınlıkları bitirmek üzereyim. Çok az kaldı. Bakayım kaç sayfam kalmış. 30 sayfam kalmış. Ben bunu bitiririm. Ve diğer problemimiz de şu ki, sıradaki kitap Clary Kagan'dan Emanet Çocuk oldu. Ve ben bunu okumayı çok istiyordum. Bunun gelmesine çok sevindim. İnanılmaz sevindim. Zaten videoda da görürsünüz.
Bunu okuyacağım ama şöyle bir problemimiz var. Ben Instagram'da doom scrolling'e düştüm maalesef ki. Saat 1'e çeyrek var. Yarın sabah 9.30'da fotoğraf çekimi var. Mezuniyet çekimi. Ne yapacak? Bilmiyorum. Ve sabah cübbemi ütülemem lazım. Duş almam lazım. Gece terlerde sabah uyandığımda kendimi kötü hissedersem de gece duş almadım. Hadi bunu justify edebilirim. Ama cübbemi şu an ütülememiş olmanın bir açıklaması yok. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Çünkü şunu biliyorum. Ben bu emanet çocuğa başlamak istiyorum şu an. Ama diğer kitabı bitirmeden başlamayacağım. Bunu yapmam yani. Çünkü o kitabı bir daha elime alacağımı düşünmüyorum sonra. Kitap güzel ama benim için bir yanlış zamanda bir eşleşme oldu yine. O açıdan çok mutlu değilim. Yani merkezine kadınları alan ve kadınların deneyimlerini anlatan bir kitap Yakınlıklar. Güzel de aktardığını düşünüyorum. O özellikle gergin anları, korku dolu anları, kafa karışıklığını ben yazarın çok iyi yansıtabildiğini düşünüyorum. Bakalım. Yani şu açıdan yanlış bir eşleşme oldu diyorum. Yani zaten hemen sonrasında Clarke'in geldi ya, ben zaten bu kitabı okurken şey düşünmüştüm. Böyle küçük şeylerde Clarke Kagan'ın bir kurgu üzerinden anlatmak istediği bir derdi var, toplumsal bir derdi vardı. Ve ben orada onu çok güzel anlattığını düşünüyordum. Ve hiçbir şeyden feragat etmeden anlattığını düşünüyordum. Hani edebiyatından da feragat etmeden, kurgusundan da feragat etmeden ve bir şeyleri eksiltmeden, aksine ekstra değer kattığını düşünüyordum Clarke Kagan'ın. Burada o sanki biraz böyle azalmış gibi geldi. Kurgular böyle daha çok bende korku, gerilim gibi his yarattı. Böyle bir derleme bu aslında. O yüzden birazcık kafam karışık o kitapla ilgili. Bu ışıkta çok garip oldu. Ama yataktan çıkmak istemiyorum şu an ve ne yapacağımı karar vermem lazım. O yüzden sizinle konuşuyormuş gibi yaparak mantıklı bir karar verebilirim diye kendimi ikna ettim. Ya en azından şu an Instagram'dan çıkmış olmam da bir şeydir diye düşünüyorum. En azından yakınlıkları bitireceğim. Ya yarın bir de sabahtan akşama kadar işimiz var. O yüzden ya Emanet Çocuğu keşke kitabı daha sonra seçseydim ama bu arada şöyle söyleyeyim, ben 11.30'da mı 11'de mi ne yatağa yattım. Planım şeydi, hani güzel güzel kitap okurum, erkenden yatarım. Yani 11'de yatağa gelip kitap okuyup o arada hani geçecek vakti de düşünerek erken yatacağını hayal etmek birazcık şey diye düşünebilirsiniz ama ben zaten şu anki rutinimde 2'den önce uyuyamıyorum çoğu zaman. Sınavlarda oydu buydu derken. O yüzden bir gibi uyurum diye hayal ediyordum ve şu an zaten ben size bunları anlatırken saat 1 olacak herhalde. Ama kitap okumak istiyorum ben. Öf. Sabah erken kalkıp bütün bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya şu an uyusam bile yapamam ben bütün bunları. Bunun farkındayım da. İşte 9.30'da bireysel çekimler var. Bir gibi toplu çekim var. Ondan sonra konvoy var. Davul var. Konvoyla davul yarın üniversite sınavı olduğu için ister istemez öğleden sonra yapılacak tabii ki de. Yani okulda da sınav yapıldığı için yani öyle bir şey yapmayız asla zaten. İzin de vermezler yani, yapmaya çalışan olursa da. Akşamına da eve dönüp ödev yapacağım. Yani mezuniyet falan bir fotoğraf çekim. Ha, yanlış anlaşılmışlar, ben mezun olmuyorum. Ben mezun olmuyorum. Arkadaşlarım hepsi mezun olduğu için. Of anam of. Bugün ama biri Eren şey yaptı galiba. Eren demişti. Dünyanın en iyi fikri bence. Lisansın son sınavına cübbeyle girmek. Ama çok da iddialı bir hareket. Bilmiyorum ama çok yapasım geldi. Müzik sene bunu bir değerlendireceğim. Sınava cübbeyle gitme işin çok mantıklı çünkü. Ve eğlenceli de bence. Neden olmasın? Ben biraz kitap okuyayım. Sonra uyurum.
Instagram en son çektiğim video, yani vlog için özellikle çektiğim video, fotoğraf çekimin öncesine kalmış. Onun üstünden bir 6 gün falan geçti neredeyse. Bugün 23 Haziran Perşembe. Dün son finalime girdim. Şöyle oldu, hemen özet geçiyorum. Sabah fotoğraf çekimde uyanamadım, geç gittim. Ama zaten toplu çekimlerin başlamasına daha vardı. Ve ben gittiğimde hala sırada insanlar vardı bireysel çekim için. O yüzden bir problem olmadı. Ama bizim evdeki ütü benim cübbemi ütülemedi. O yüzden fotoğraflarda cübbem birazcık kırışık. Yani fotoğrafçılar birazcık böyle şoplarlar, moplarlar falan diye umut ediyordum. Ama hiçbir şey yapmamışlar. Gerçekten hiçbir şey yapmamışlar. Öyle olduğu gibi çektiklerini atmışlar yani. Ben açıkçası yani anlaşılan yerden pek memnun kalmadım. Mezuniyet videosu da çekildi bölüm için. O nasıl olacak, o önemli. Yani orada en azından editlemek zorundalar bence. Yani videoları da olduğu gibi atamazlar herhalde diye düşünüyorum. Onun dışında fena olmayan birkaç fotoğraf var. Burada aralara koyarım onları. Cumartesi günü sabah bireyselleri çektik. Ondan sonra bölümün toplu fotoğrafları, videoları falan çekildi. Konvoyu yaptık. Konvoyda favori magandalım falan herhalde. Mezuniyete dair en eğlenceli etkinliklerden bir tanesi bence. Sonra davul vardı. Davulun gelmesini beklerken yağmur yağmaya başladı. O yüzden o arada da hiçbir şey çekemedim. Davulda birazcık oynadık falan filan. Sonra akşam 7 gibi falan herhalde ben eve geçtim. Çok yorgunum. Zaten ertesi günü ödevim vardı. Bir de ertesi gün öğlene ödevim vardı ama sınavlardan falan oraya hiç bakamamıştım. Onu yaptım. Onu yükledim ertesi gün. Akşamına da yine ders çalıştım zaten. Pazartesi gününü akşam 5'te de bir sınavım vardı. O fena değildi ama çok şey bir sınavdı böyle, hani 60-70 de alabilirim, 10-20 de alabilirim falan, böyle çok işlem kalabalığı olan bir sınavdı. Sorularda çok fazla işlem yapmak gerekiyor. O yüzden karışmaya ve hata yapmaya çok müsait. Bir yerde zaten yaptım, yaptığımı da fark ettim ama nerede hata yaptığımı bulamadım falan. Ondan okey bir not alacağımı düşünüyorum. Sonra salı akşamı da yine ders çalıştım. Sabah stajdaydım, öğleden sonra falan full ders çalıştım. Bir okula gittim ama aşırı sıcaktı. Gerçekten o kadar sıcaktı ki. Biraz kütüphanede çalıştık. Çarşamba akşam 5'te yine sınavım vardı. Hayırlısı demek istiyorum sadece. Çok iyi geçmedi anlayacağınız üzere. Bakacağız ya artık yani. Yani olan oldu. Yapacağımı yaptım, yapabildim, yaptım, yapamadım, bıraktım yani artık. Çok da üstüne düşünmek, kendimi üzmek istemiyorum bu saatten sonra. Birazcık yakın çekiyorum ama ne yapayım. Öyle yani. Şu an Perşembe günü. Bu akşam Deniz'in kardeşinin mezuniyeti var. Ona gideceğiz. Şu an stajda öğle aramdayım. Duş alacağım. Ve yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. Belki biraz oraya da çekerim. Ama ondan sonra bu vlogu kapatacağım artık arkadaşlar. Çünkü hafta sonu canım. İzliyor musun bilmiyorum ama... Bunu izleyemeyeceksin zaten artık yani, bu yayınlandı, sen zaten bize kalıyor olacaksın aşko. Nilgün var, İngiltere'nin arkadaşım gelecek, bize kalacak hafta sonu, belki onlarla da bir şeyler çekeriz. Onu da haftaya yüklerim. Nilgün'le de böyle çocuk kitaplarına falan bakmak istiyorduk ama açık kitapçı bulabileceğiz mi bayramda? Okulda olmaz da belki başka bir yerde falan, bilmiyorum. Öyle yani. Orayı çekerim. Bir de birazcık şey oldu böyle. Ben bu dönem kendi üstüme çok geldim. Çok yüklendim. Yani zaten hem lisansa devam ederken staj yapıyorum. Bu ikisi zaten yeterliydi. Bir de YouTube gerçekten hani böyle tutkulu olduğum, kitap okumak, bunlar tutkulu olduğum şeyler, yapmak istediğim şeyler ve bana iyi gelen şeyler. Hani vakit alsa bile benim akıl sağlığımı korumama yardımcı olan şeyler. O yüzden o ikisini de eleyemiyorum. Üstüne bir de bir bootcamp'e katıldım ve çoğu hafta takvimim rezaletti. Yani ben sabah 9'da staj için bilgisayarı açıp 6'da bilgisayarı staj bilgisayarımı kapatıp 6'da tekrar bootcamp için kendi bilgisayarıma falan geçiyordum. Çok korkunç zamanlardı. Öyle olunca tabii hani bu derslerde işte birazcık fre vermemi ve bazı sınavlarım iyi geçmemesi de biraz öyle oldu. Hani yine derslerime gittim, notlarımı aldım, derslerimi dinledim ama bir yerden sonra da olmadı yani. O yüzden birazcık daha şey yapmak istiyorum. Böyle bu bayramdan itibaren hani yaz okuluna kadar, yaz okula mecbur kalacağım çünkü. Ve hayatıma birazcık düzen
getirmek istiyorum. Ya zaten ister istemez bir düzenim var işte okuldu, stajdı bilmem neydi falan ama işte sabah daha erken kalkmak istiyorum. Sabah erken kalkıp böyle kendime vakit ayırıp ondan sonra çalışmaya ya da derse gidiyor olmak istiyorum falan. O yüzden böyle oralarda bir şeyler yapacağım. Onun içinde birkaç tane kitap okuyacağım. Bir tanesini hatta böyle okumamı böyle vloglayıp onu takip edişimi falan da hani işe yarıyor mu, bende nasıl bir yankı buluyor falan onu da sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Öyle bir şey var aklımda. Hangi kitap olduğunu şimdilik söylemeyeceğim. Ben kitaba başlayacağım. Nasıl olduğunu bir göreyim. Bir uygulamaya başlayayım. Hani götürebilecek miyim, yapabilecek miyim? Ondan sonra onun içine böyle bir haftalık video yapmayı düşünüyorum. Normal her zaman yaptığım kitap videoları dışında ekstra olacak şekilde. Normalde bu tarz vloglar için burada çok olmadığınızı biliyorum ama biraz da böyle anı da kalsın istiyorum bunlar burada. O yüzden karışık yani. Öyle arkadaşlar. Yarın da çalışacağım staj. Akşam temizlik yapacağız ve gece de Nilgün gelecek zaten bize. O yüzden onu şey yapamam. Oralarda çok bir şey koyamam. Bugün hazırlanışımı da mezuniyet için fotoğraf çekerim. Yani önceki halim bu. Gördüğünüz üzere. Saçım tülerdi falan filan. Böyle şeye döndüm iyice. Bu Melez Prens'te Hermione'nin şey var ya. İksir yapmaya çalışırken gittikçe saçı başı dağılıyor. Benim de bu videoda halim o oldu. Kusura bakmayınız lütfen. Final haftaları böyle oluyor. Editlemeye de bir noktada başlamam lazım. Çünkü hafta sonu Nilgün bizde. Nilgün'le olacağım. Başka bir şey de yapmak istemiyorum. Öyle yani. Görüşmek üzere dostlar. Ben hazırlanırken. Evet gelmişim. Makyaj yapacağım. Yıllar evvel aldım ve hala kullanmakta ısrarcı olduğum şöyle saçma sapan bir tane kapatıcım var ama çok memnun oldum renginden. Bana çok iyi geliyor. Biraz kuru ama. Halledeceğiz. Ev yamuk olduğu için masa da yamuk. Öyle olunca düştü yere kapatıcı. Bu kadar bodoslama yapıyorum ki şu an makyajı çünkü hiç vaktim yok. Ama bare face'de gitmek istemiyorum. Çok kuru kuru kaldı yüzümde şu şey. Keşke bundan önce sıksaydım. Şöyle portakal çiçeği bitki suyu var. Yüzümü biraz nemlendirsin. Çok kuru kurudu yüzüm bir anda. Şimdi size az önce gösterdim. Şu an netliyor mu hiçbir fikrim yok. Revolution paletinde şu rengi kullanacağım. Minik böyle eyeliner gibi yapacağım ondan. Daha fazlasına zaten gerek yok. Ben mezun olmuyorum sonuçta lise mezuniyeti birinin. Giyeceğim ceketin rengi de buna yakın. Geri kalan her şeyim siyah olacak büyük ihtimalle. O yüzden. Yani... Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yine birbirinden çok alakasız. Göremiyorum da ışıktan. Işık ters kalıyor. Biraz dağıtmak istiyorum şu an. Acele makyaj yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Makyaj yapmaktan da genel hoşlanmıyorum zaten. Ama halledebiliriz. Çözebiliriz bunu. Şimdi bir taraf daha koyu oldu. Ben de karıştırma fırçası. Bunun da üstüne mor var. Çok rezilim şu an gerçekten. Mezuniyette yaptığım şeyin aynısını yapacağım. O zaman da böyle hızlı yapmam lazım diye. Hemen tek farla farı karıştırıp çıkmıştım. Yani göz kapağım var. Şu an her yer renkli. Birazcık daha böyle dağıtım oyunu yaparsak bence okeyiz. Çok alacalı oldu ya. Ay sanki fena değil be. Yine o kadar takmama gerek var mı şu? Yani olabildiği kadar en azından. Ama kapatıcı bir daha da mı koyulttu göz altına? İmdat gerçekten. Şimdi... Ben de kıvıralım. Kafamda aynı şarkı dönüp duruyor 2 saattir. Birazdan dinleyeyim. Şarkının adını da hatırlamıyorum. Deniz'e sorsam kesin bilir. Ben eskiden bu arada kirpik kıvırıcıdan çok korkuyordum. Kirpiklerimi alacak götürecek diye.
Ve bir kere az daha oluyordu. Çünkü kirpiklerimi kıvırırken hapşırdım. Ve çok korkunçtu. Rimmel her şeyi topluyor ya bu arada. Harika bir icat bence. Rimmel olmayınca hiçbir şeyin bir manası olmuyor. Alıştığım için böyle. Tamam. En son lip gloss'umu süreceğim. Onu evden çıkmadan önce süreceğim. Bir de son adımımız. Şunları şöyle çıkarayım. Şu farın başına bir şey gelmeden farı toplayayım. En son bir de highlighter süreceğim. Bunu da sürmeyi hiç beceremiyorum. Palyaçoya benzersem artık geçmiş olsun. Bu benim ilk ve tek highlighter'ım sanırım. Bu da highlighter fırçam. Çok rezil bir halde kendisi. O fan gibi olanlardan aldım bu arada ama kullanamadım ya. Burada ışık gelmediği için anlayamıyorum ki. Neyse. Bir tane krem allık gibi bir şeyim var. Aynı zamanda böyle dudak şeysi. Bir onu da süreceğim ama onu en son giyineyim. Sonra görüşürüz. Şundan sürdüm. Bunu annem almıştı bana. Annem vermişti. Nereden ne zaman aldığına dair hiçbir fikrim yok. Bir de bunun üstüne Lifter Gloss süreceğim Maybelline'in. Önce bir saçımı tarasayım. Neyse artık başladık bir kere. Reasonable bence. Bir de şöyle. Ne diyorsunuz? Bence okey. Bir de saçımı tarayayım en son. Her yerim battı. Parmak boyama yapıyor gibi makyaj yapıyorum gerçekten. Çıkmamız lazım. Bu papatya çiçeği suyunu saçıma da sıkabiliyorum. Öyle bir şey. Saçımı da sıkayım. Bu arada herhangi bir şekilde böyle fotoğraf çekilme falan etkinliğiniz olursa yanınıza mutlaka saçınıza böyle saçınızı birazcık söndürecek ve söndürecek bir sprey ve tarak almayı unutmayın. Bizim fotoğraf çekimlerinin sonuna doğru çok fena rüzgar çıktı ve çok işime yaradı bunları yanımda götürmüş olmak. Yanıma güneş gözlüğümü alıyorum, toka alıyorum, yelpaze alıyorum, cüzdan alıyorum. Yeterli. Evet, görüşürüz.